أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا رسول الله Elf ve elfi ve elf ve elfi selamin aleyke ya Habiballah. Elf ve elfi salatin ve elf ve elfi selamin aleyke ya emine vahyillah. Değerli dostlar, sevgili seyirciler, değerli kardeşlerim, inanç ekseni programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün inşallah namaz sonrasındaki tesbihattan, ve Efendimiz'e salatu selamdan bahsedeceğiz. Kaf suresinde bir ayeti kerime var. Fasbir ala ma yaquluna ve sabbih bihamdi rabbike qabla tulu'iş şemsi ve qabla'l gurub. Dedikten sonra bu ayeti kerimeden sonra وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ وَاَدْبَارَ السُّجُودِ ayet görüyoruz. Meali münifi şöyle bu iki ayet kerimenin o halde sen onların söylediklerine karşı sabret. Evet namazla ilgili ayetlerde hep bunu görmekteyiz. Pek çok ayet kerimede görmekteyiz ki yani o insanların aleyhte söylediklerine sabret gerek güneşin doğuşundan gerek batışından önce Rabbine hamd ederek tesbih et, ibadet et. Geceleyinde secdelerin peşinden de ona ibadet et ifadesini görüyoruz. Hani namazdan sonra tesbihatımız var ya, o tesbihatın dayanağı nedir? İşte bu ayeti kerimede namazdan sonra Allah'ı tesbih et diyerek secde burada namaz ifade ediyor ve dolayısıyla namazdan sonra tesbihat yapmanın işte gerekçesi bu. Pek çok hadis-i şerif var. Onları da ifade edeceğiz. Evet, geceleyin de gece namazına da ibadet. Yani gece ibadetine, teheccüde de dikkatler çekilmenin yanında secdelerin yani namazın peşinden de ona ibadet et. Secdelerin peşinden yapılan tesbihattan maksat, namazdan sonra yapılan zikir ve tesbihat olabilir denmiş tefsirlerde. Farzdan sonra kılınan nafile namazlar da olabilir denmiş. Namazdan sonra yapmış olduğumuz tesbihatla ilgili hadis kitaplarında pek çok hadisi şerifler görmekteyiz. Mesela onlardan bir tanesi Buhari ve Müslim Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Muhacirlerin fakir olanları Efendimiz'e geldiler ve dediler ki, Ya Resulallah, ehl-ü düsur, zeheb ehl düsur bil ucur. Yani imkanı olan, varlıklı olan, zengin olan insanlar buradan pek çok sevap kazanarak, bizim dışımızda daha farklı sevaplar kazanarak gidiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu ki diye onlara sorar. Ne kastediyorsunuz? Yani zengin imkan, imkan sahibi olan sahabiler bizim gibi namaz kılıyor, oruç tutuyor, bizim gibi tasattuk edip bizim yaptığımız gibi pek çok şeyler yapıyorlar dediler. Yani biz onların verdiği zekatı veremiyoruz biz onların yapmış olduğu bazı işleri yapamıyoruz imkanlarımız yok. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyurdu ki yaptığınız takdirde sonrakileri geçebileceğiniz ve bunu yapanlar dışında sizden üstün hiç kimsenin bulunamayacağı bir bir şeyi size öğreteyim mi buyurdu. Her namazın peşinden 33 defa subhanallah 33 defa elhamdülillah 33 defa Allahu Ekber deyiniz buyur, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine tabii ki o sahabi efendilerimiz dediler ki ya Resulallah bizim bu yapmış olduğumuz şeyi bu mal sahibi, imkan sahibi kimseler, onlar kardeşlerimiz de öğrenir, onlar da yaparsa ne olacak dediler. Efendimiz orada bir ayeti kerimeyi okuyarak onlara cevap verdi. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهُ men مَنْ İşte bu Allah'ın dilediğine bahşettiği ihsanıdır, fazlıdır buyurdu. Yani imkan sahibi olup pek çok sadaka, zekat, hayır işlerine koşan, dolayısıyla onunla aslında pek çok sevap kazanmış olan kimseler, ama bununla birlikte kendisini ibadet tutata, evradu eskara, zikre, tesbihe vermiş olan kimseler, ikisini cem edenler işte bunlar. Allah'ın büyük bir lütfudur bu şekilde davranmak buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine sahip bir hadisi şerifte Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem farz namazların peşinden La ilahe illallahü vahdehu la şerike lehul mülk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani alima a'tait ve la mutiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd derdi diye naklediliyor. Efendimiz namazdan sonra bunu okurdu. Yani mealen şöyle hiçbir ilah yoktur. Sadece ortağı olmayan Allah vardır. Mülk ancak ona aittir. Hamd de yalnız ona aittir. Onun her şeye gücü yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek kimse olamaz. Sen birine bir şey veriyorsan, ona engel olacak kimse olamaz. Senin senin engel olduğuna da kimse veremez. Sana karşı zenginlerin zenginliği fayda vermez. Ona ancak iman ve itaat fayda sağlar yani imkanlar verdiğin kimseler de o imkanları kullanmaları da yine senin iznine tabidir." diyerek efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu şekilde dua ederdi. Namazdan sonra deniyor. Yani namazdan sonra tesbihat var. Allah'ı anmak, Allah'ı zikir var. Ve ibra sucud secdelerin sonunda yani namazın sonunda Allah'a tesbih var. Evet tesbih tesbihat derken Bediüzzaman Hazretleri "İsmihi Subhane" diye başlıyor. Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatında tekasül göstermesine, biraz gevşeklik, tembellik göstermesine binaen dedim." diyor. Hakikaten bugün bizlerde bu tesbihat konusunda ne kadar eksiğimiz var? Ne kadar tembelliğimiz var. Ben kendi adıma söyleyeyim sizleri tenzih edeyim. Bediüzzaman Hazretleri de çok önemli bir uyarıda bulunuyor ve bu tesbihatın ne anlama geldiğini bize açıklıyor. Namazdan sonraki tesbihatlar yani 33 kere Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demeler ve sonrasında devam eden tesbihat tarikat-ı Muhammediyedir aleyhissalatü vesselam. Efendimizin yoludur. Efendimizin yaptığı şeydir. Ve velayeti Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bir evradıdır. Efendimizin nübüvveti var, nebi olması, rasul olması. Bununla birlikte bir de velayeti var ki işte o Efendimizin velayeti Ahmediye'sinin bir evradıdır, sürekli okumuş olduğu bir duasıdır. O noktadan ehemmiyeti büyüktür diyor. Sonra bu kelimenin hakikati böyle inkişaf etti diyerek kendisi hayalen yaşadığı, kendi hayalini süsleyen bir şeyden bahsediyor ki hakikat aslında Nasıl ki risalete inkılap eden velayet Ahmedi aleyhissalatü vesselam bütün velayetlerin fevkindedir. Öyle de o velayetin tarikatı ve o velayeti kübranın evrad mahsusası olan namazın akabindeki tesbihat. Evet o tarikatın, o yolun efendim akabinde yani Efendimizin yapmış olduğu tesbihat, o derece sair tarikatların ve evratların fevkindedir. Malum tarikatlarda, tasavvufta, orada pek çok evradu eskar okunur. Ama Efendi bunların hepsinden en önemlisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte okumuş olduğu, yapmış olduğu bu tesbihattır diyor. Bu sır dahi şöyle inkişaf etti ki diyerek bir yaşadığı bir şeyi anlatıyor Bediüzzaman Hazretleri. Nasıl zikir dairesinde bir mecliste veyahut hatme-i nakşiyede, nakşi genel geleneğinde yapılan oradaki hatmede, hatme duasında bir mescitte birbiriyle alakadar heyet mecmuada nurani bir vaziyet hissediliyor. Bir meclis var, bu dua zikir meclisi hatme yapılıyor, dualar okunuyor burada, bir halka teşkil edilmiş, ve bu halka içerisinde nasıl ki oradaki o atmosfer, o manevi atmosfer orada herkesi kuşatmış. Herkes bambaşka duygular yaşıyor. Kalbi hüşba hüşyar, kalbi uyanık, duyguları zirvede bir zat namazdan sonra Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah deyip tesbihi çekerken Allah'ım sen yüceler yücesisin. Sen kusursuz varlıksın. Sen her türlü noksandan münezzehsin. Sen her türlü kemal sıfatlar, bütün mükemmel özellikler sana aittir deyip tesbihi çekerken o daire-i zikrin reisi olan Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın müvacihesinde evet aslında bu zikir halkasının başında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. İşte onun muvacihesinde onunla yüz yüze gelmiş gibi yüz milyon tesbih edenler tesbih elinde çektiklerini manen hisseder. Aslında bir halka var. Nasıl ki Kabe'nin etrafında bir halka oluşuyor. Evet orada bir daire oluşuyor. O daireler arkaya doğru gittikçe genişliyor. Kabirca ise bütün dünyayı bu halkalar teşkil ediyor. Nerede bir namaz kılıyorsa, bir mümin varsa o halkanın o bir şeyini, tesbihin bir tanesini adeta teşkil ediyor gibi. Evet, işte bunu hisseder diyor. Efendimiz var. Biz tesbihat çekerken, tesbihat yaparken başımızda komut veren o, haydi şimdi subhanallah deyin haydi elhamdülillah deyin, haydi Allahu Ekber deyin der gibi evet o var başımızda. O azamet ve ulviyetle, o büyükle, o büyüklükle, o yücelikle Subhanallah, Subhanallah der. Sonra o ser emri manevisiyle, o baştaki komut veren ser manevi emriyle ona ittibaen, ona uyarak Elhamdülillah, Elhamdülillah dediği vakit o halkayı zikrin, o zikir halkasının ve çok geniş dairesi bulunan Hatme-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam dairesinde yüz milyon müritlerin Elhamdülillah, Elhamdülillah'larından tezahür eden azametli bir hamdi düşünüp içinde elhamdülillah ile iştirak eder. Evet işte o yüz milyonlar birlikte beraber Subhanallah, Elhamdülillah diyen o halkanın içerisinde, o dairenin içerisinde kendini hisseder. Ve sonra ve hakeze Allahu Ekber, Allahu Ekber ve duazan sonra da La ilahe illallah, La ilahe illallah 33 defa. Evet, buraya kadar Efendimiz 33 defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demiş ama Bediüzzaman Hazretleri buna bir de La ilahe illallahı ilave ediyor. La ilahe illallah, La ilahe illallah 33 defa o tarikat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam halkayı zikrinde Efendimizin o yolunda, o tarikatında, o izinde, onun rehberliğinde, halkayı zikrinde, onun zikir halkasında ve hatme kübrasında, o büyük dua merasiminde, o sabık mana ile o ihvan-ı tarikatı, o yolun kardeşlerini Efendimiz'e tabi olmuş olan, onun yolunda giden kimseleri nazara alıp, o halkanın ser zakiri olan Zat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatü Vesselam müteveccüh olup Evet tam böyle bir atmosferdeyken işte orada elf elfi salatin ve elf elfi selamin aleyke ya Resulallah. Evet. Binler kere binler yani milyon defa sana salat ve yine milyon defa sana selam olsun. Ya Resulallah der diye anladım ve hissettim ve hayalen gördüm diyor Bediüzzaman Hazretleri. Evet bizler de biraz hayalimizi çalıştırsak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona inanmış olan müminlerin onun namazın sonundaki o tesbihatlarıyla birlikte nasıl coştuklarını bunları hayalen görebiliriz. Biraz Kabe'de bulunmuş, Medine'de bulunmuş ve orada birlikte namaz kılmış olan kimseler belki bunu daha iyi hissedebilirler. Demek tesbihat-ı salatiyenin çok ehemmiyeti var diyor. Demek namazın sonrasındaki bu tesbihatın çok önemi, çok ehemmiyeti var diyor. Ve düz zaman hazretleri Evet değerli dostlar, değerli kardeşlerim namazdan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber demenin yanında tabii ki Efendimiz'e salatü selam da var. Evet tesbihatın tabir caizse omurgasını salatü selam oluşturur. Neden? Nedeni var. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gözlerinden rahatsız olmuş olan bir sahabi gelir. Ve ya Resulallah bana dua eder misin der. Bana Allah afiyet versin, gözlerime şifa ihsan eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şu tavsiyede bulunur. Git der, güzelce bir abdest al. Güzelce bir abdest al. Önce manevi, maddi ve manevi olarak temizlen. Sonra Allah'a şu dua ile dua et der. Evet nedir o dua? Gözlerinin şifası için veya diğer hacet dualarında ihtiyacımız olan ne varsa, problem, sıkıntılarımız neler varsa onlar için de okunan bir dua olarak اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفح في اللهم سند استور Ve rahmet peygamberi elçin peygamberin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i vesile yaparak sana yöneliyorum. Sana iltica ediyorum. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu ihtiyacımın, şu sıkıntımın, şu problemin giderilmesi için seni vesile ederek Rabbime yöneliyorum. Allah'ım onu hakkımda şefaatçi eyle. Allah'ım onu hakkımda şefaatçi eyle, bana şifa ihsan eyle, şekliyle böyle dua et diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona bir reçete veriyor. Yani kendisini vesile yaparak Allah'a duada bulunmasını istiyor. Dolayısıyla Efendimize salatü selam. Efendimize dua, efendimizi vesile yaparak isteklerimizi salatü selamla makbul olan bir dua olan salatü selam ve iki makbul duanın arasına, iki salatü selamın arasına dualarımızı sıkıştırarak Rabbimizden istediğimizde o da makbul bir dua olacağı ifade edilmiş. İki rekat namaz kılıp, hacet namazı kılıp derdi bir herhangi bir problemi, sıkıntısı olanlara tavsiye edilmiş bu dua. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince Esselamu aleyküm ve rahmetullah, Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek farzdan sonra sağa sola selam verdikten sonra üç defa Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah derdi. Neden? Çünkü namazımızda bir kusur olabilir Efendimizin namazında haşa ama bize öğretiyor Efendimiz Namazlarımızda bir hata, kusur olabilir ya Rabbi. Kusurlarıyla beraber makbul eyle, kabul eyle manasında Estağfirullah öğretiyordum. Arkasından da Allahümme entes selam ve minkes selam Tebarekte ya zel celal vel ikram Allah'ım selam sensin, selam ve selamet de sendendir. Esenlik, huzur sendendir. Hayrın ve bereketin sınırsızdır. Ey Zül Celal ve ikram olan Celali ve ikrami tecellileri bulunan zat diyerek Efendimiz bu şekilde tesbi tesbihte bulunuyor Namazdan sonra bu şekilde dua ediyordu Namazdan sonra tesbihatta efendimize Salatü Selam getirmek ve bu Salatü selamlar arasında en çok rağbet gören bir Salatü Selam var ki Selam getirmek Evet çok önemli Pek çok salatü selam var. Salatü selam duaları var. Ama bunların içerisi, içerisinde bir tanesi var ki o gerçekten çok rağbet görmüş. Özellikle Bediüzzaman Hazretleri bu duayı namazdan sonra yapmak suretiyle talebelerine ders vermiş. Bizler de çok şükür o duayı öğrenmişiz, hep yapıyoruz. Bildiğiniz bu duayı birlikte okuyalım. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها, بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات ويا أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين اللهم أفندم حزت محمد صلى الله عليه وسلم آلنا وأمتنا أهل بيتنا ailesine nesline öyle bir salatü selam eyle ki o salatü selamla bizi bütün endişelerden, korkulardan, felaketlerden muhafaza eyle vesile edinerek, efendimizi vesile yaparak. Evet, bütün korkular, endişeler, felaketler, neler varsa olumsuz bunlardan bizi muhafaza eylemen için salatü selam deniyor. O salatü selam ile bütün hacetlerimizi, ihtiyaçlarımızı ihsan eyle. Evet, en önemli şey insanın en başta güvenliği, korkular, kaygılar, endişeler bunlardan uzak kalma neyle? Salatü selamla, efendimize yapılan bu salatü selamla. Sonra ikincisi hacetlerimiz, ihtiyaçlarımız neler varsa hepsini mutlak anlamda ifade edildiği için neye ihtiyacımız varsa onu onu ihsan ile ne ile yine efendimize okuduğumuz salatü selamla o salat ile bizi bütün kötülüklerden temizle bütün kötülüklerden bizi uzaklaştır Allah'ım yine efendimize okumuş olduğumuz o salatü selamı vesile yaparak Rabbimize ilticada bulunuyoruz o salat ile bizi en yüksek derecelere yükselt veya en güzel gayelere bizi ulaştır. Gayelerin en güzeline, en yüksek makamına bizi onunla ulaştır. Efendimizle, Efendimiz'e okumuş olduğumuz salatu selamla, o salat ile yine Efendimiz'e okuduğumuz salat ile hayat ve ölümümüzden sonra da bizi bütün hayırlara kavuştur. Hem hayatımızdayken hem de hayatımızdan sonra bizi bütün hayırlara, iyiliklere, o salatı, o salat ile bizi kavuştur. Amin. Ya mucibet davat. Ey dualara icabet eden, duaları kabul eden Rabbimiz. bu dualarımızı kabul eyle. Efendimiz'e yapmış olduğumuz salatü selamla diğer ihtiyaçlarımız senden talep ettiğimiz şeyler de kabul eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur diyerek bu şekilde ifade ediyoruz. Namazın içinde Allahümme salli, Allahümme barik duasıyla tahiyyatta esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve barakatuh diyerek Efendimiz'e selam vermekle, salatu selamlarla namazımızı o şekilde tamamladıktan sonra namazın hemen sonrasında da yine salatu selamla devam ediyoruz. Esbihatta yine Efendimiz'e salatu selamlar okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin bi adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhim ve aleyhim kethira şeklinde üç defa tekrar etmek suretiyle evet duayı okuyoruz. ve zaman Hazretleri işte bu duanın ehemmiyeti yüzündendir ki insanın hikmeti hılkati, yani yaratılışının hikmeti ve sırrı camiyeti ise her zaman her dakika Halık'ına iltica ve yalvarmak, Halık'ına sığınmak, yaratıcısına sığınmak, yalvarmak ve hamd ve şükretmek olduğundan insanı dergah-ı ilahiye, o ilahi dergaha kamçı vurup sevk eden en keskin ve en müessir saik hastalıklar olduğu gibi Allah'a duaya sevk eden en önemli vesilelerden biri hastalıklar olduğu gibi insanı kemali şevkle şükre sevk eden mükemmel bir şekilde şükre, teşekküre yönelten ve tam manasıyla minnettar edip hamd ettiren tatlı nimetlerse başta şifalar ve devalar ve afiyetler olduğundan bu salavat-ı şerife gayet müşerref ve manidar olmuştur bi adedi külli dâin ve devâin. Bazen ben diyor Üstad Hazretleri, bi adedi külli dâin ve devâin dedikçe küreyi arzı bir hastahane, yeryüzünü bütünüyle bir hastahane suretinde ve maddi manevi bütün dertlerin ve ihtiyaçların dermanlarını ihsan eden şafi hakikinin gerçek şifa veren Allah'ın pek aşikar bir mevcudiyetini ve külli bir şefkatini ve kutsi ve geniş bir rahmaniyetini, rahimiyetini hissediyorum diyor şu ağlarda. Evet hastalıklar insanı Allah'a yönlendirir, yöneltir, ona duaya yönlendirir, dua etmeye vesile kılar. Dolayısıyla hastalıklar, işte o hastalıklar ve devaları adedince ne kadar dert varsa maddi manevi ne kadar dert varsa onların şifaları bunların hepsini saymak suretiyle Efendimiz'e salat ve selam ediliyor evet bu şekilde üç kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala seyyidina Muhammedin bi adedi kulli da'in ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kethira وفي النهاية كثيراً كثيراً يعني في هذه الطريقة بعدها وسلم يا ربي على حبيبك محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله El elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Habib Allah. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya emine vahyillah diyerek binler kere binler milyon defa sana salat ve milyon defa selam olsun ya Resulallah, ya Habib Allah, ya emine vahyillah diyerek bu şekilde Efendimiz'e salatü selamlarla devam ediyoruz. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabih bi avrakil eşcar ve envacil bihar ve kataratil emtar Evet yine Efendimiz'e salatu selamlarla ağaçların yaprakları sayısınca denizlerdeki dalgalar adedince yağmur damlaları sayısınca sana efendimize salat ve selam olsun diyerek bu sonsuzluk ifade eden rakamlarla salat ve selamlarla gürlüyoruz. Sonrasında da vağfirle na varhamna veltuf bina ya ilahana bi kulli salatin minha eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedur <laughs> Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem diyerek bu şekilde Efendimiz'e salatu selamlarımızı ifade ediyoruz. Evet değerli dostlar namazdan sonra namazda okuduğum, okumuş olduğumuz salli barikler, tahiyyatlar ondan sonra da namazımızın sonrasında da Efendimiz'e salatü selamlarla devam ediyoruz. Ve sonsuzluk ifade eden çok önemli konuları gündeme getirerek Efendimize salatü selam'a devam ediyoruz. Evet bu ne hoş. Bu salatü selam, selamlar ne kadar güzel. Çünkü bunlar makbul dualar. İnna Allah ve melaiketehu yusallun ale'n-nebi. Ya eyyuhellezina amanu sallu ve sellimu teslima şeklinde Cenab-ı Hak Allah ve melekleri o zata efendimize salat etmektedirler. Siz de ey müminler öyleyse Allah'ın ve meleklerin yapmış olduğu bu güzel işi yaparak siz de o peygambere içtenlikle salat okuyun, dua okuyun, rahmet talebinde bulunun ve samimiyetle, içtenlikle ona selam verin diye Cenab-ı Hak bizden bunu istiyor. Evet yine Bediüzzaman Hazretleri Sübhaneke bi cemi'i tesbihati cemi'i mahlukat bir elsineti cemi masnuatik der diyor. Bütün mevcudatı kendi hesabına söylettirir. Evet, bütün mahlukatın, varlıkların ne kadar tesbihatı varsa o tesbihle yine o masnuat olarak sanatla var edilmiş, yaratılmış neler varsa bunların hepsinin o dilleriyle söyledikleri dualarını kendi hesabına söylettirir. Hem Allahümme salli ala Muhammedin bi adedi zerratil kainat ve murakkebatiha der. Yani Efendimiz'e salat ve selam olsun ne kadar kainattaki zerrat adedince, zerreler sayısınca o zerrelerden bir araya gelmiş, terkip edilmiş ne varsa bütün varlıklar sayısınca der efendimiz ve her şey namına bir salavat getirir. Çünkü her şey Nuru Ahmedi Aleyhissalatu Vesselam'la alakadardır. İşte tesbihatta, salavatlarda, hatsiz adetlerin hikmetini anlatıyor. Evvel ma halakallahu'n-nuri buyurmuş efendimiz. Benim ilk yaratılan benim nurumdur. Dolayısıyla bütün mahlukatın böyle bir onurla bir alakası olması yönüyle de e, Bediüzzaman Hazretleri işte Allahümme salli ala Muhammedin bi adedi zerratil kainat ve murakkebatiha şeklinde bu duayı naklediyor. Evet namazımız namazımızda namazımızın makbul olması için gerekli olan en önemli şey Efendimiz Efendimize uğramak, Efendimize sal salatü selam getirmek, dualarımızı makbul hale getirecek, namazımızı makbul hale getirecek, onun için salat ve selam olsun diyoruz Efendimize. Bu salatü selamlarla onu iade ediyoruz. Onun evet doğumu bütün insanlığın yedinden doğumu anlamına geliyor onun öğretmiş olduğu bütün öğretilerde bütün insanlık için çok önemli bulunuyor. Dolayısıyla bunu da bu vesileyle ifade etmiş olalım. Efendimiz'e salatü selamlarla coşalım hele bugünlerde. Evet, Efendimiz'e salatü selam okuyarak bitirelim. Elf elfi salatin ve elf elfi selamin aleyke ya Resulallah. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم Değerli dostlar bir sonraki sohbette buluş, buluşuncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olun.